kredi kartları her geçen gün hayatımıza daha çok hükmediyor. Artık alışverişin vazgeçilmezi haline gelen kredi kartlarını kullanmak zorunlu ihtiyaç gibi algılanıyor. Az bir kitle bilinçli kullansa da genele bakıldığında kredi kartı kullanımında büyük bir bilinçsizlik söz konusu. Bu bilinçsizlik de ay sonuna ağır bir fatura olarak yansıyor. Cepler yanıyor. Yapılan araştırmalardan pek de iyi sonuçlar çıkmıyor. Verilere göre 2009 yılından bu yılın ilk 5 ayına kadar ferdi kredi borcunu ödeyemeyen kişi sayısı 1.027.118. Bireysel kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısı ise 1.437.499 olarak kayıtlara geçti. Vatandaş kredi kartı konusunda sıkıntı çekiyor. Hal böyle olunca kredi kartları vatandaş için tek çare oluyor. Biriken kredi kartı borçları nedeniyle kara kara düşünen vatandaş bakalım çareyi nerelerde arıyor? Bekletiyorum bir dahaki ay. Bana tekrar bir mektup geliyor faturayla. Ondan sonra onu tekrar yani iki katını ödetiyorlar o zaman ama o parayı kenara koymuş oluyorum. Ödüyorum öyle. Etraftan görüyorum insanların başına gelenleri. Sanki bedava alıyorlarmış gibi giriyorlar markete. Her aklına geleni alıyorlar. Sonra ödeme durumuna geldiği zaman sıkıntıya giriyorlar. Dünya kadar faiziyle borçlanıyor. Ben bunlardan korkan insanım. Azıcık başım kaygısız başım deyip paramı peşin verip alışverişimi yapıyorum. Bunlar için birazcık stratejik olarak yine bankaya başvurularak kredi kartı borç limitleri tutarında ya KMH dediğimiz ekstra hesap borçlanmaları ya da kredi kullanımına gidilebilir. Kullandım. Başıma çok büyük dertler açtı. O yüzden bıraktım 4-5 senedir kullanmıyorum. Ben bankalara güvenmiyorum ki kredi bankı kullanayım. Ben zorluk çekmiyorum. Babam çekiyor. Çünkü hesabı ödeyen babam. Vatandaş böyle diyor. Ancak bu yılın Ocak-Mayıs döneminde bireysel kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısı 2009 yılına göre %17.3, ferdi kredi borcunu ödeyemeyen kişi sayısı ise %31.1 arttı. Yani her üç vatandaştan biri ferdi kredi borcunu ödeyemiyor. Bravo abi.